Herkese merhabalar. Sevgililer Günü özel videomuza hoş geldiniz. Ben Raşel. Ben de Ece. Bugün gerçekten çok eğleneceğiniz, biz eğlenecek miyiz emin değilim ama sizin kesinlikle çok eğleneceğiniz bir video konseptiyle karşınızdayız. Ben Sevgililer Günü saçı yaptım kendime ve şu anda kalbim çıkıyor mu bilmiyorum ama kalpli bir makyaj yaptım. Ben hiçbir şey yapmadım Sevgililer Günü için kendime çünkü bence bullshit. Abi bir de bugün şey var, kamera arkasında Nuri Bilge'ye ek olarak bir de art direktörümüz var. Defne. O da bizi yönetiyor. Nedir bu? Evet, şimdi ne yapacağız? Burada sorularımız var. Soruları Defne ile Ertuğrul buldular. Sevgililikle ilgili sorular. Yani işte siz söyleyin, yani biz de soruları bilmediğimiz için. Ama zor sorular da varmış, yani hani ikimizin de böyle cevaplamak istemeyeceği sorular. Soru çektikten sonra soruyu okuyacağız. Eğer cevaplamak istiyorsak cevaplayacağız ve sıra diğer arkadaşımıza geçecek. Eğer cevaplayamayacağımız bir şeyse, hani özel buluyorsak sorunun cevabını vesaire, tekrar bir kura çekeceğiz. O da o kurada bu korkunç içeceklerden birini içmek olacak. Yudum almak diye düşünüyorum. Koklamak da olabilir bence bir noktada. Çünkü şuradaki... Yani nelerimiz var? Yumurta akı. Bence bunu art direktörümüz saymalı. Şu korkunç, bak gerçekten şu korkunç. Şu şey, keçi peyniri suyu. Nereden aklınıza geldi böyle keçi şeyler? Peyniri, keçi peynir peyniri altı suyu demek istedim. Şu ha, peynir altı suyu. O ne? Köprü altı gibi. Keçi bu, peynirini elimizle sıktık. Lionel'e verdiğim mamanın, yani şey... Dün akşamdan kalanı. Dün akşamdan kalanı içmeye, yani korkunç kokuyor. Bu... Karabiberli tuzlu Sprite galiba, tamam. Değil mi? Kim buldu bunu ya? Defne. Bu? Kahveli sirke miydi? Kahveli sirke. Gerçekten yani o kelimeyi söylemek istemiyorum ama kusacağım. Bu? Kola sirke Sprite. Reflü doktoru varsa aranızda bu arada. Oo, bu ne? Elma sirkesi. Bu? Kola hardal. Ya ben kolayı bırakmıştım. Ben bu videoya başlamadan önce bir konuya açıklık getirmek istiyorum kalbine. Bir önceki videomuzda mı? Bir önceki, evet evet ya. Bir önceki değil, evet. Bir önceki değil. Tüm videolarımızda hakkımın yendiğiyle ilgili çeşitli yorumlar nasıl okuyorum. Nasıl yani? Çeşitli tüm videolarda okuyorum. Değil, abartıyorsun. Özellikle son video... Kar ve buzdan başka bir şeyin olmadığı bir yerde fedakar babalar yavrularını ayaklarının üstünde büyütür. Geçen videonun hatırına canım arkadaşım, sen başla. Sevgiline / eşine attığın anlık fotoğrafını göster. Şu an bir erkek arkadaşım olmadığını 7 kere söylemiştik zaten ama en azından bir WhatsApp grubum var, ama WhatsApp'ım var hala. Şu mu mesela? Aynen. Ya çok tatlısınız. Ne yapmalıyım şu an? Bence ha, öyle yok. Çok da tatlıymış. Sıkıcı bir fotoğraf ha. Hayır, çok şeker. Ha bak, aa, güzelmiş. Çok güzel, göster onu. Aşırı geriliyorum, aşırı. Sevgilinin takip ettiği profillere girip tek tek baktın mı? Senin bu soru. Biliyorum. Evet. Sen ne yapmadın ya? Bakmadım diyen de yalan söylüyordur ya. Aynen öyle, tabii ki baktım. Bir kişi de çıksın bakmadım desin yani. Baktım, hatta böyle mesela bazen şey oluyor ya, kitli profili falan. Evet. Onu screenshot alıp zoom yapıp tabii ki. Kesinlikle. Hani yok, yok. Olay mahalli incelemeyi şey yaptık. O yüzden cevap verdiğim için içmiyorum. Evet. Çok stresliyim. Kötü bir şey çıkarsa bir daha buraya gelme. Stüdyoda gergin anlar. Yaptığın en ileri seviye stalk neydi? Hani böyle çok şey şeyler oluyor ya böyle. Tamam ben söyle, tamam. Söyleyeyim.
Ama küçüktüm yani. Kaç küçüktün? Kaç yaşındaydın? İşte üniversite falan herhalde. O zamanlar gittiğim gece kulüplerinin orada sevdiğim çalışan insanlarla konuşmuşluğum vardır. Hani onlara mesela şey mi diyorsun? Kendisi orada mıdır? Barmen bey, bizimki geldi mi? Tabii falan tabii. Mi? Bunlar yaşandı. Gerçekten mi? Hiç beklemezdim senden böyle bir şey. Bunlar yaşandı. Peki bir şey soracağım böyle hani... Ama bir şey soracağım. Ya küçüktüm şimdi. Beni de rezil etmeyin. Tamam. Kabul edilebilir. Peki böyle mesela atıyorum hani Instagram'da oradan oraya. Ya ben en maksimum yaptığım şey söyleyeyim mi? Gidilen yerin lokasyonuna tıklayıp oradan koyulan fotoğraflara baktım. Ya da videolara. Bu çok normal bir şey. Tamam, okay. Bu en ileriyse sen ben yalan söylüyorsun. Ama ileri bir seviye stalk değil mi? Hani çünkü çok fazla fotoğraf çıkıyor lokasyona şeyince. Gerçekten saçmalıyor ya. Bir şey söyleyeceğim ama çok acayip ileri bir masum seninki masum mu? Evet. Ha bu arada mesela böyle çok komik tweetler vardı bu konuyla ilgili işte. Sevdiğimin işte komşusunun işte kızının eltisinin yurt oda arkadaşının bilmem nesine baktım. Tabii. İşte çocuk kızı aldatıyormuş nasıl haber verebilirim falan diye böyle kesinlikle. Hani neler neler. Ya öyle bir stalk seviyesine ulaşıyorsun ki ben de burada böyle bir kitleye sesleniyormuş gibi sağa sola bakıyorum da. Öyle bir stalk seviyesine ulaşıyorsun ki mesela o insanı görsen selam verirsin artık tanıyorsun çünkü yani. Evet. Bunu da hadi bu yaşlar artık okey yapılmıyor da yani küçükken yapmayan da ne bileyim. Tamam. Geçiyoruz. Of. Çok stresliyim. Giderek böyle hani şey oluyor. İçim bir fena oluyor. Ha. Okey. İyi bir şey. Sevgili ya da eşin erkek erkeğe tatile gidebilir mi? Gidebilir. Yani, yani Sami'nin biz evlenme işte arifesindeyken 5 defa 5 farklı lokasyona bekarlığa veda partisine gittiğini buradan da açıklamış olayım. Gerçekten. Ben de sabır taşı bir insanım bence. Evet, ama hepsinde ben senleydim. Gidebilir tabii ki. Neden gitmesin? Çünkü ben de kız arkadaşlarımla kız kıza tatile gitmeyi çok sevdiğim için. Evet. Mesela Disneyland'a hani ya da Paris'e falan mesela olabilir. Evet. O yüzden tabii ki bence evlilikte de kişilerin özel alanları olması gerektiğine inanıyorum. Yani hani evlendiniz diye arkadaşlarınızla böyle hani ya bu tarz böyle yasakları işte hani gidemez edemez falan çok böyle hoş bulmuyorum. O yüzden Sami istediği yere istediği arkadaşlarıyla her zaman gidebilir. Aynı şekilde o da bana bu şeyi tanıdığı için. Ama biz çocuklarla gidiyoruz da böyle. Bu özgür. Ne yapalım? Sami de bir gün Galya'yı almıyor yanına ama gider. Aldı. Aldı mı? Kayağı götürdü ya Valdizer'e. Erkek erkeğe mi gitmişlerdi? Erkek erkeğe gitmişlerdi Valdizer'e. Galya'yı da götürdü. Galya 18'den. Hani bu karşılıklı bir saygı bence. Ve hani ve özel sevgi. Alan. Yani o yüzden erkek erkeğe yemeğe de gidebilir. Erkek erkeğe eğlenmeye de gidebilir. İşte atıyorum gece kulübüne de gidebilir vesaire. Şu an her ne kadar hani öyle bir hayatımız olmasa da. Hani Clubhouse'a girebilir mesela. Giriyor da. Evet girebilir yani. Girebilir. Canlı yayın açabilir. Ama bakıyorum ne yapıyor Clubhouse'da mesela. Bakarsın. Canım kocacığım. Ben bu arada yani bilmiyorum. Çok sinir yani garip bir yer. Neresi? Clubhouse. İlişki konusunda kendinde beğenmediğin bir özellik. Çok dikkatli söyle bence. Bekarsın mı? Aaa. Hiçbir kötü özelliğim olmasa. Düşünüyorum. Çünkü şey demesinler ya çok evet. Güzel kız ama düşünüyorum. Bir insanın hiçbir kötü huyu olmaz. Mükemmel bir. Ya böyle bir cevap veremezsin. İçeceksin o zaman bir şey. Bence hiç. Bence hiç riske atma bahtını. Ya şimdi yumurta falan çıkacak yapmayın ya. Ya minicik yudum alacaksın. Su da getirelim de bari. Defne de şöyle bir teklif verdi. Tükürme bardağı getirelim mi? Biz daha fazla kusalım diye. Ne çıktı bakayım? Beyaz sirke ve kahve. O. Evet o. Tamam çok kötü bir şey değil. Sirkeyi içeceksin ama galiba üstündeki. Karıştırayım mı? Gibi. Bence yani bilmiyorum senin iyiliğin için. Öf bu ne?
Sirke? Ha sirke tamam. Ne kokuyor? Unuttum bir anda. Kahve. Laktozsuz sürdük. Hardal hangisiydi? Hardal o kadar çok var ki. Şimdi Defne söyle. İçecek miyim bunu harbiden ya? O kadar güzel yapmıyorsun ki sen. Bakayım. Yutacaksın. Kalbin düştü bu arada. Kalbin güzel düştü. Profilinde. Kalbin düşer tabii. Zaten onun. Normal mi kalbin elinde durması? Tamam yeter. Büyük yudum aldın zaten. Bence çok az içti ya. Nasıl az içti? Saçmalama, yumurtayı daha fazla büyük içemeyiz. Ay. Çok kötü. Soruyu duymak ister misin? Ayrıldıktan sonra dinlediğin en dertli şarkı neydi? Kesin mavi, bir dakika. Ben de mi düşünsem bunu? Sana çıkmayacak ki bu. Doğru, bana ne? Sen de düşünsene. Sen de bunu cevap vermedin. Tamam. Mi? Ya tabii bu soru insanı rezil de eder, vezir de yani. Ben adabımla getir. Allah'ım lütfen yumurta çıkmasın. Lütfen yumurta. Kesin yumurta. Tuzlu karabiberli Sprite. Daha kötü. O ne? Gerçekten çok kötü. Koklayabilir miyim? Kokla. Karıştırmamı istiyor musun? Yok. Seninki kadar yudum alacağım. Tamam. Ay çok kötü. Tane tane kocaman koymuşsunuz şeyleri. Öğüttük karabiberi de. İç iç. İğrenç ya. Niye böyle bir şey yapıyoruz ki ya? Koca koca kadınlarız ya. Çok kötü. Çok kötü tabii. Hayır, ki. Hayır bir şey söyleyeceğim. Sprite okeyim. Başka ne vardı içinde? Tuz karabiber. Tuz karabiber. Onu ben ellerimle yaptım, çok iyi hatırlıyorum. Tuz karabiber. Tuza da okeyim. Karabibere hiç okey değilim. Bir de karabiberin rengini verdi. Nasıl ben. Oldu anlamadım. Sıra içelim. Sevgilin slash eşin, bu detay önemli bu videoda, telefonunda nasıl kayıtlı? Kayıtlı değil çünkü yok. Ama. Yani. Ama. Ayıp ama yani. Evet. Normalde. Ben şeyden hiç hoşlanmam. Ben böyle cıvık kelimelerden, aşkım, hayatım, canım falan, kocacım hiç sevmem. Herhangi birini telefonumda bu isimlerle kaydetme ihtimalim yok. Küçükken de yoktu, hiç olmadı. Benim için isim soy isimdir. Bu arada ben de mesela Sami Kocalık diye kayıtlı. Ben onda karıcım Fizan'a kaç M var? Sonsuza kadar. 3 satır. Her sene bir tane daha koyuyor mu? Hayır tabii ki. Öyle kayıtlıyım. Ama şöyle ben de hani Sami dışında herkes yani en yakın arkadaşım Ece Özcan. Ece Yurdakul. Hani ben bu arada mesela şeyi de kabul etmiyorum. Biri biriyle evleniyor ya soyadı değişiyor mesela. Asla yeni soyadını kabul etmiyorum. O benim için mesela. Ben abi şimdi yani. Hani eski soy ismiyle evet. Kayıtlı kalıyor ve öyle devam ediyor. Soyadım Kolay. Aras'dan bahsediyorum. Yeni soyadım. Yeni soyadım da zor. Evet. Ama Rachel Aras Kilesep'i kullanmayı daha tercih evet. Ediyorum. Arada okumuyor değil mi? Ben oraya bakmıyorum diye. Bize bir baby talk yapar mı? Çok heyecanla bekliyorum. Ben olsam yapmam. Baby talk ne ya? Sen hiç baby talk konuşmuyor musun? Ya sence ihtimalim var mı ya? Sen kesin konuşuyoruz. Yani. Ben konuşuyorum. Ben Galia ile bile şöyle konuşuyorum. Canım birazdan konuşalım şu an işim var falan diyorum. Hayır ben baby talk konuşuyorum da yani şimdi kaç kişinin önünde de yani. O zaman kardeş. Sonsuzluğa böyle bir içerik bırakmalı mıyım? Bir dakika düşüneceğim belki de konuşurum. Şu bak şu ikili beni çok korkutuyor. Hani o ikisine okayım ama yani şu. İnşallah yumurta. Şu iki. Gerçekten. Keçi beyleri sıkması. Hayır, peynir altı suyu, köprü altı suyu. Ay bir dakika, tamam. Ne diyebilirim? Düşüneyim. Baby talk. Ama bir şey söyleyeceğim. Güzel bir cümle kurmalı değil mi yani böyle? Saniye. Mesela bence sen şey yap. Minimum 10 saniye mi? Sen Sami taklidi yap. Hani bir şey sürsün. Konuşma sürsün. Aşkım ne haber diye gir mesela. Hani şey gibi mesela. Ya aşkım özledin mi beni falan gibi mi?
mesela daha abartılı ben, şey yokum ben o saniye falan. Ben olayın falan. Taklidine bile hayır ya bence bir şey olmalı yani diyalog olmalı. Ne? Ona bakarak Sami gibi mi baby talk yapacağım? Yani yüz binlere bakarak yapacaktım bence. Onu bakarak olmasa neyse. Yüz bin izlenmedi bu videomuz. Ben hakemi inşallah izlenmez. Ne? Hani inşallah sadece ne? Yakın arkadaşlarımız bu videoyu. Hadi söyle. Ay ben şunu istiyorum. Art direktör orada bir diyalog mu yaratacak? Diyalog yapsın yani. Şu an seninle sevgili gibi konuşsun. Bir cümle kurarım. Hayır. Tamam yapmıyorum. Getir. İçeceğim. Daha fazla İçeceğim. Uzun cümle kuramam. Allah'ım ne olur. Birileri karışmış. Kola, Sprite, sirke. Oho! En güzelleri çıkıyor bu ya. Bu mu? Evet. Kola, Sprite, sirke. Tamam. Hiç kötü değil. Çok mutluyum şu an bunu içtiğim için. İstiyorsanız hepsini fondip yapabilirim. Kurtuldum. Kokamı ister misin? Kola kokuyor. Kolayı bırakmıştım. Sıkıntı bu. Bir senedir kola içmiyordum. Allah da başka dert vermesin şu an. Nasıl yumurtayı çekmez ya? Ben niye sana bakıyorum ki kamera oradayken? Ben tutuldum art direktöre ya. Sadece kola gibi. Devam edelim. Vallahi burada da hile yaptığımızı söyleyin. Tüm videolarımızda hakkımı yiyen dille ilgili çeşitli yorumlar okuyor. Nasıl yani? Çeşitli yorumlar okuyor. Abartıyorsun. Özellikle son videoda... Son videoda haklısın ama. Onu da hani ben yani... Torpil morpil yok. Puan yok zaten bu videoda. Vallahi ben bilmem. Sırf onun hoşlandığı bir şeyi o seviyor diye seviyor numarası yaptım. Herhalde be. Neye? Söyle. Bunu söylemek zorundasın. Olay o zaten. Ben sorudan bunu anladım. Yanlış mı? Evet. Dinliyoruz. Aslında bir dakika yani evet diyorum da bir yandan da ben çok net bir insanım. Siyahsa siyah, beyazsa beyaz, sevmiyorsam sevmiyorum. Yani illa yapmışımdır. Yani. İzdivaç programında mıyız? Paramanı açalım. Esra abla. Evet. Aklıma gelmiyor ne yapacağım peki yani? Mesela atıyorum maç muhabbeti olabilir. İşte bir müzik olabilir. Atıyorum hani senin hoşlanmadığın bir müzik tarzı ya da mesela senin sevmediğin bir yemek olabilir. Senin sevmediğin arkadaşım, bir arkadaş ortamı olabilir. Arkadaşmış müzikmiş falan onlara giremeyiz tabii yani nasıl? Evet, ama spesifik bir örnek ver. Ha, illa bir şey söyleyeceğim yani illa şeyden bahsetmek zorunda değilsin ki. Tabii doğru söylüyorsun. Yani genel bir şey. Hani şahıs olarak algılamayacağız hiçbir şeyi tabii ki. Genel bütün hayatım bu yaşına kadar... Hiç böyle bir şey yaptın mı? Şeridi gibi. Yaptım. Liste mı? Çıkartılıyor. Ben galiba içeceğim. Buyurun. Alalım. Çok çağırır. Hayır işin kötüsü. O kadar korkuyorum ki. Bu arada işin bak, kötüsü. Bak o kadar korkuyorum ki. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence... Bir jöker hakkımız olsun mu? Hayır. Hayır daha çok soru olduğu için... Zaten bir tur daha döneceğiz bunları mecburen. İçine atacağız şeyleri. Hayatta yapmam. Hayatta bitti. Çekiliyorum. Burada bırakabilir miyiz? Bakayım. Ödül mü alıp çekileceğim ben? Bakacağım. Bitti. Peynir altı bakacağım. Suyu çıktı. Bitti. Yumurta çıktı sandım ben. Hayır. Afiyet olsun aşkım. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Abi kusarım ya. Küçük yudum. Koklamadan hiç bence çok kötü. Koklamadan. Ya hayır bunu yapmayalım ya. Koklamadan. Ben bu fikri hiç yoktum. Koklamadan. Ay çok kötü. Koklama burnunu tıka. Çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor yani gerçekten. Keçi peyniri. Keşke inek olsaydı. İnek daha az kokuyordu. Böyle bazı peynirler var ya böyle o kadar kötü kokuyorlar ki. Biz bu arada lisedeyken sana onu anlatayım kafan dağılsın birazcık. Biz lisedeyken ne yapardık biliyor musun? Ne yapardın ya? Bizim bir tane dersimiz vardı. Peynir tadımı dersi. Serbest. Bu nasıl bir lise ya? Fransız lisesi. Fransızca konuşmuyor. Ondan sonra peynir tadımız vardı ve o sınıf o kadar kötü kokuyordu ki. Anılar. Çok kötü. Yeter artık burnun tıka. Bakayım. Tıka işte kendi kendine tıka. Böyle tutmak zorunda mıyım? Şöyle mi yapmalıyım? Küçük iç. Ay!
yaptığımızı anlamıyorum ya. Bu kısa bir soru gibi gözüküyordu. O yüzden onu seçtim. İnşallah söyleyemez. En sık kullandığın beyaz yalanı anlat. Tabii ki hani Samiye. Olabilir miyiz? Gördün onu. Tamam açık. Gördün onu. Ama görüp aldı. Kulağı ama görüp aldı. Tamam bir tur daha dönecek. Bak bitti. Az kaldı zaten. Hepsini ben kesin o yumurtayı içeceğim için rahat olsun. Hangisi? Kola hardal. Peynir altı suyu ne ya? Burada böyle haksızlık. Ya nasıl bir haksızlık olabilir? Kendin seçtin ya. Bu ne biçim karışım? Çek. Ay. Sevgilinin ailesiyle ilk tanışmanda ekstra sevimlilik yaptın mı? Hayır çünkü yok. Eskiden yaptın mı bugüne kadar? Allah Allah dün mü dünyaya fırlatıldın uzaydan? E tabii yani yaptım. Yani bir, ben düşüneyim yaptım mı? Ya illa yapmışsındır yani. Hayır zaten. Ekstra sen kesin yapmışsındır. Ne yapmışımdır? Mesela bizim Ecevit Okul'un şey olayı vardır. O kesin yapmıştır. Neyse şimdi çocuk taklidi yapma. Çocuk ama gibi konuşma. Baby talk. Öyle değil. Ay evet evet. Ben de aynen Sabancı mezunuyum. Evet. Hatırlarsın değil mi? Çekiyorum. Bana uzun bir soru. Bende daha fazla soru birikti. Bu zamana kadar taktığın en saçma utandırıcı lakap. Ya da hani sevgi sözcüğü de olabilir diyor. Saçmalıyorum değil mi ben? Düşünüyorum en utandırıcı lakap. Samiye yani hani uzun bir dönem Krispy Kreme. Ay evet. Ne güldün? Ne güldün? Sevgiline... Sen niye de gizli bir şey sanki başka soru çekiyormuşsun gibi. Sevgiline slash eşine bu detay önemli. Hep de beni buluyor bu detay. Çünkü yani bir sevgisi olan bir olmayan insan olarak buradayım. Sağ ol bu aşırı verimli açıklaman için. Sevgiline slash eşine ya da ailesine karşı hiç rezil oldun mu pot kırdın mı ya? Bunu yaşamayan da hayatta yaşıyorum demesin. Ailesine karşı hiç rezil oldum. Evet. lisede miydim? Üniversitede miydim? Bir kavga anında, telefonda kavga anında telefonunu yüzüme kapatmıştı karşımdaki insan. Hayatta da en sevmediğim şey yüzüme telefon kapanmasıdır. Benim de. Nefret ediyorum. Bir hışımla geri arayıp. Bu arada genelde hep ben telefonu suratına kapatıyorum. Telefon açıldı ve telefon açıldı ve ben de söyleyemeyeceğim kadar şu anda ağır küfürlerle sen kimsin ya yüzüme telefon kapatıyor. Kimsin ya kısmı başka mı? Sen kimsin dedim. Telefon açılmıştı. O an. Yani ben aloyu duymadan giriştim. Aşırı ayıp. Telefonu annesi açmıştı. Efendim kızım filan. Bir şey sorayım. Daha utanç verici bir hikaye duymadım hayatımda. Üzülme. Küçüktüm ya bir de. Ya lise son ya üzülme. Üniversite falan hatırlamıyorum. Bu yaşanmıştı. Arkadaşımı tanıyamamış. Yumurtayı içmem her sorunun cevapları. Herhangi bir hediyeyi yok artık. Belki ayrılırız diye son güne bıraktığın oldu mu? Hayır hiç olmadı öyle bir şey. Yalansa yalan da al. Yakın aynen. Arkadaşım. Doğru. Hiç. De sever bir de hediyeleşmeyi laşar. Aynen. Hediye almayı aşırı sevdiğim için hiç yani hani öyle şeylerim olmadı. Evet. Hep bana zor soru. Sevgilini slash eşini. Bu şimdi bakın bu normal değil. Yani bana hep sevgilini slash eşini gelmesi normal mi? Yani
Sevgilini slash eşini benzettiğin bir hayvan. Hani şöyle bir şey de deyip kurtulabilirsin bence bu sorudan. Hani kelebek. Ben bir dahaki soruyu böyle seçeceğim. Valla benzetmedim hiç ya. Olmadı yani. Aa, iyi yaptın ha. Sevgilin için hiçbirilerini Instagram'dan unfollow ettin mi? Wow. Yani yumurta ya da peynir altı suyu içmektense onu ki, içtim ben sen merak. Ama şu an bak çok kötü şeyler kaldı şu an. Geceden kalma bir mama, yumurta ve şu neydi onlar şuna ya? Öpüp başıma koyarım bunu. Ettim. Kim ettin? Yok artık çüş. Ha, isim verme ama neydi yani? Konsept hayır. Neydi? Konsept hani herhalde neydi? Şey yemek account'unu unfollow edecek halin yok. Değil tabii ki yani hani atıyorum. Doğru soruyu hani sormadın mı? Atamadım. Atamıyorum. Hayır. Mesela tabii ki karşı cinsi unfollow etti. Yemek account'unu. Beni unfollow etmiş mesela. Yemek account'unu unfollow edecek halim yok ama hani mesela şöyle hani şeyler yaşandı. Hani bu ne alaka sen hani bunu follow ediyorsun. Hani bunun hayatını merak ediyorsun. O niye seni follow edebiliyor falan hani öyle şeyler falan. Seçelim. Bu kadar. Sevgiline slash eşine. Gerçekten mi? Ya bu normal niye değil. Niye bana öyle bu gelmedi? Bu normal değil. Ezine peyniri okudum. Psikolojim çok bozmuş o. Evet, en saçma trip. Sevgiline eşine attığın en saçma trip. Benim aklıma bir tane geldi kendimle ilgili. İstiyorsan söyleyeyim. Sana yardımcı olur. Mesela hani şöyle şeyler oluyor işte. Sami ile diyelim ki bir film izliyoruz. Ay hayır. Bir filmin fragmanını izliyoruz ve diyoruz ki ya çok güzelmiş falan bunu izleyelim. Ve diyelim ki bensiz izledi onu. Gerçekten. Trip atıyorsun. Çok trip atıyorum. Ve hani öyle bir şey dememiştin ki diyor yani. Hani illa birlikte izleyeceğiz dememiştik. Aa ne güzelmiş demiştik diyor sadece. Boş vaktim vardı izledim diyor mesela akşam diyelim ki hani ben anladım. Kız arkadaşımla yemekteyim diyelim. Öyle şeyler yaşandı yani. O ben saçma atmadım. Trip atmam. Ben trip atmam. Atarsın da. Yalan konuşma ya, trip de sevmem bu arada. Atıyorsun. En saçma trip. Atıyorum özel günlük mutlu falan. Ben bir kere müzik aletlerimi ben mi diye bir soru sormuştum. Ne alaka? Şimdi detayı o kadar veremem ama yani. Müzik aletlerimi ben mi? Yani resmen. Hoparlör gibi mesela. Şey. En büyük kıskançlığın neydi? Allah'ım ne olur bakmadan seçeceksin. İnşallah yumurta çıkar ya. Ya inşallah valla içmem. Ya tansiyonum düşüyor gerçekten. Bakma bakma. İçine bakıyorsun ya. Demin de aynısını yaptı. Buraya ben hak hukuk istiyorum. Bir dahakine Nuri Bilge, art direktör ve avukat gelsin. Ne geldi? Ay yuh ya. Valla ben yokum ya. Budur diye tahmin ediyorum değil mi? Tamam. Of korkunç şeyler kaldı. Geçiyorum. Çok mutsuzum şu anda ya. Bunun elma sirkesi olduğuna emin miyiz? Evet. Başka bir şey gibi. Neyse. Evet, devam edelim. Elma sirkesi bozulmuş mu? Çok kötü. Hani sirke içilir normalde yani böyle tepkiler vermem. Bu başka bir şey gibi. Ya sen niye burada atıyorsun ki bunları? Ailenden gizli hiç sevgilinle tatile gittin mi? Hayır gitmedim. Habersiz gitmedim. Evet. Böyle şimdi bir dakika. İşler böyle. Sizi bilmem. Kaç tane içecek kaldı? 2 tane ve yumurta biri ve 2 soru kaldı. Tamam mı? Centilmenlik yaparak bir tanesini sana çektiriyorum. Bir tanesini ben ama çekeceğim. Ama önce en son ben seçtim. Ha tamam peki. Ne? Bakayım.
Bir ünlü ile sevgili olacak olsan bu kim olurdu, neden? Getir tabii ki. Bunu nasıl cevaplayayım evli barklı kadın burada? Lan ne olur ne olur. Bakmadan. Ne olur yumurta. İçeceksin. Şu anda kitleri duymak istiyorum. İçecek mi acaba? İçmeyecek. İçeceksin. Ben o iğrenç şeyi içtim. Sonra bir şarkı söylersin ama en azından her şeyi tarafından bakmak lazım değil mi arkadaşlar? Bir şey soracağım. Ben şimdi yani yudum alacağım ya bunu. Hı-hı. Tek parçada içemem. Ben kapatırım videoyu, sen merak etme. Hayır. Ve hani hepsi şey ya. Hepsi yumurta. Hepsi bir parça ya bunun. Ben bunu nasıl... Lüp! Ay yok öyle yapma bence. Bence şey yapsın değil mi? Şöyle bir lokma kırsın onu ağzıyla. Gerçekten... Hayır sarısını içmeyeceğim herhalde. Halbuki sen sarısını seversin yumurta. Ben bu halde mi? Bu halde mi sarısını ben yumurta bile yemiyorum. Valla ben bilmem artık. Taraf tutmuyorsa Nuri ve Art Direktör, yönlendirsinler. Gerçekten bu kadar midem bulanıyor ki Allah günah yazmasın. Yani nimet gibi düşünmeyin çünkü pişmemiş halde olduğu nimet için. Karnıma ağrı falan girdi şu anda. Deneyim. Çok kötü. Tamam kaşıkla. Kaşıkla içemeyeceğim. Çok kötü. Bak çok kötü. Bu benim tükürüğüm mü içindeki? Bir şey söyleyeceğim. İçemeyeceğim. Gerçekten içemeyeceğim. Bak böyle bir hissiyat yok. Sürekli yiyormuşum gibi. Şu kadar yesem olur mu? Olur olur tamam. Ben sana acıdım şu an. Onu yani... yalan. Su da verir misiniz? Bakamayacağım ben. Kesin abartmayın falan diyenler olacak. Bahar gün içiyor. Tamam hissetmedim. Ya başka türlü gerçekten ben bunu şey yapamam. İstiyorsan sarısından da biraz alayım. Hayır ya. Aldığın en korkunç hediye. Aldığım derken receive ettiğim mi yoksa ettiğim, deliver ettiğim hayır, mi? Hayır, receive ettiğim. Ayıp bence. Pardon. Ayıp gerçekten ya. Bayağı ben nasıl ayıp cevaplayayım ya? Hediye konusu aklıma aklıma yani gene şimdi... geldi üniversite lise sonundan tamam ama ayıp yani. Diyemem ya. Geceden kalmam mama. Bitmemiş artı. Çocuk ne içiyordu? Bu çocuklar büyüsün diye mi bu ya? Dün akşamdan kalmış. Ölür müyüm? Ölmez. Midem bozulur mu? Bozulur. Stefani geldi aklıma. Niye bilmiyorum. Ya bak boş laf yapıyor. Sadece şunu içmemiş. İç hadi. Çok kötü kokuyor ya. Virüslü gibi kokuyor yani. Afiyet olsun. Bozuk ya. Afiyet olsun. Evet. Bence güzel bir video oldu. Daha bitirmiyoruz. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Yüzünüzde böyle tatlı bir tebessüm yaratmışızdır. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Yani bence sevgililer günü çok fazla önemli bir şey değil. Şu anda bir kalp olduğunu farkındasın değil ama mi? Ama ben kalpleri seviyorum yani. Tamam. Hani sevgili yani... Ya onu bilelim çünkü. Aynen. Yani illa insan sevgilisi olunca mutlu olacak diye bir şey herhalde yok yani. Onu demek istiyorum. O yüzden sevgililik kolay, önce saygılı olmak lazım. Önce insan olacaksınız. Önce insan olacaksınız ya, onu bir bilin de. Benim sözümü de şey yapabilir miyiz?
Görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Video fikirleri varsa Ece ile çekmemizi istediğiniz videonun altında bırakabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyoruz ve bir sonraki videoda görüşmeyi diliyoruz. Kalp yap, kalp, kalp. Dur basın. Çünkü ne biçim kalp yaptın? Şöyle olacak. Sen de. Kalbim de çok. Yumurta daha kötüydü. Peynir altı türüyle kapışırdı. Yumurta gerçekten daha kötüydü. Peynir altı türünün içinde ekmek kırıntısı var mıydı başkalarından kalan? Hani öyle şeyler olur ya.